ona küfredemezsiniz. Ederseniz direkt cezası nedir? Suçtur. Zaten bizim yolumuzda da küfür yoktur. Hakaret yoktur. Ama anlayın diye söylüyorum. Ama şu anda Cenab-ı Allah'a, Kabe'ye, Müslümanlara küfrettiğiniz zaman kitaba 36 bin TL cezası var. Bak dikkatinizi çekiyorum. Şu anda Allah'a küfretseniz cezası falan hapis falan değil. 36 bin lirayı veriyorsun, istediğin gibi sövüyorsun. Bak bak. Ama bu tarafa geldiğin zaman ağzını dayalamazsın. Direkt hapishane. Ama o çocuğu attılar, 35 gündür hala içeride duruyor. Yani benim kimseye böyle şahıslara takıntım yok. Ama anlayalım, kafamızı çalıştıralım diye söylüyorum. Bu rezalet bize yetmez mi? Yeter. Allah bizi bu rezillikten kurtarsın. Amin. Amin. Bu rezillikten kurtarılsanız diyor Mevla Teala. Vaadallahu lezine amenu minkum ve aminus salihati. Salih ameller işlerseniz, şeriat sizde nizam olarak kalırsa ve estaklifennehum. Nasıl ki Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın azametini verdim, hükmünü verdim, fetheni verdim. Nasıl ki Zülkarneyn Aleyhisselam bütün dünyaya hakim kıldım. Allah söz veriyor, sizi de hakim kılacağım diyor. Nasıl ki Osmanlı'yı 600 yıl boyunca dünyaya hakim kıldı. Mevla bize buyuruyor ki sizi de hakim kılacağım. Söz veriyorum Allah olarak diyor. Şurada bir arsa satılsa. Adam sana Türkiye'nin en zengini gelse dese ki bu arsayı al, zarar edersen ben karşılayacağım. Gözün kapalı ne yaparsın? Alırsın. Çünkü niye? Adam sana noterden de yazı vermiş. Mevla bize yazı vermiş. Söz vermiş. O zengini yaratan Allah söz veriyor bize. Kainatı yaratan Allah söz veriyor. Siz bunu isteyin, bunu yerine getirin. Ben de size zaferi vereceğim. Bu Beni İsrail'in kökünü sizin elinizde kazıyacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Söz açık, senet açık, mühür vurulmuş, bitti. Hepinize bunu istemek düşer kardeşlerim. Bu işin şakası yok. Öyle sadece kahrolsun Beni İsrail demek de olmuyor. O da iyi bir şey. Ama üstüne koymamız gerekiyor. Böyle çünkü siz devlet değilsiniz. Ben devlet değilim. Benim dengelerim, masalarım falan yok. Ben aciz bir Müslümanım. Siz aciz bir Müslümansınız. Eve gidiyoruz hep beraber tarhana çorbası içiyoruz. Eve gidip de desek ki arkadaşlar kızım, oğlum, hanım biz İslami nizam ile hareket etmeliyiz desek ne kaybederiz? Allah katında kazanırız.